Uykusuzluğumun sebebi alt komşumuz Murat. Murat'ın ismini kızın çıkardığı seslerden biliyorum. Ha Murat, devam et Murat, ne olur Murat, daha uzun Murat, hadi sevgilim, hadi bebeğim, hadi Murat. Her gün duyuyoruz eşimle beraber, biz porno film sanıyorduk ilk. Diyorduk ki ulan her gün son ses porno mu izlenir falan derken aynı kızın farklı nidalarda Murat dediğini duyunca anladık ki bu bir seks hikayesi. Her akşam 11-11.30 gibi başlıyorlar. Yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor performans ve uyuyamıyorum. Tam uyuyacağım, gözümü kapatıyorum, başlıyor. Ha Murat, devam et Murat, ne olur Murat, daha uzun Murat, hadi sevgilim, hadi bebeğim, hadi Murat. Kız aşağıda bağırıyor, yukarıda ben bağırıyorum. Hadi Murat, hadi Murat, gel Murat, hadi sevgilim, hadi Murat, hadi bebeğim. Hadi sevgilim, uyuyacağım Murat, sanki beni sikiyor gibi. Dediğim gibi yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor. Performans bitiyor. Sonra bir sessizlik oluyor, kapılar vuruluyor. Su sesi geliyor. Herhalde abdest alıyor diye düşünüyorum. Bitti uyuyacağım diyorsun, bitmiyor. Bu sefer bir daha başlıyor, ikinciye başlıyor. Bu sefer daha uzun sürüyor ikinciye. Yarım saat sürüyor. Tam Murat 2'de geç gelir, az çok. Çocuğu tanıdım. Zorlanıyor. Hakikaten tanıştık bir gün. Elini uzattı apartmanda. Adım dedim, Murat dedim. Adını birkaç defa duydum. Kardeşim. Bir de beklenti oluşturuyor. Eşim de duyuyor. Bak diyor, herif 2'ye geç, sen yatıyorsun. Hakikaten o zaman çalışıyorum. Sabah iş var. Yatıyorum ben. Bazen işin boktan yanı, sen de tahrik oluyorsun seslere. Sen de yapmaya başlıyorsun. Bu da bağırıyor. Diyorum biz onları duyuyorsak onlar da biz duyuyordur. Basıyorum kızın kafasına yastığı. Zevksiz bir seks hayatı. Ve dediğim gibi o zaman yeni evliyim. Herkes benden şüpheleniyor. Aşağıda Murat vurdukça yukarıda ben iniyorum. Ne olur Murat. Bitsin Murat. Sessiz Murat. Ne olur Murat. Delirdim ya. Evdeki bütün günden Murat bir ara. Murat'tan başka bir şey konuşmuyordu. Şakalar bile Murat üstüne dönüyordu. Eve geliyor mesela, aşkım ben geldim diyorum. Hoş geldin Murat da demin geldi diyor. İş buraya geldi artık. Ve herifi sevmiyorum. Acımasız bir herif, gaddar bir herif. Ya pazar sabah 8 kızı bağırtıyor. Aa, feryat figan kalktım dedim, lanet olsun ya. Bu pezenek bizi uyutmayacak, çok belli. Bari dedim üstümü giyeyim çıkayım, ekmek alayım, kahvaltı yapalım. Abi üstümü giydim, çıktım. Apartmanda kızla karşılaştım. O kadar şeyden sonra kız ekmek almaya gönderiyor. Ne erkek. Ben böyle bir gece geçsem beni fırına çırak verirler. Kıza şöyle baktım, kız dağılmış, makyaj akmış, içinde sütyen yok. Erkekler için verdim detayı. Göz göze geldim kızla böyle. Dedim zor değil mi? Dedi zor. Dedim Murat zordur, öyledir.